Her şey şüpheyle başlıyor. İster Alman romantizmi üzerine konuşalım, ister simya üzerine konuşalım, ister Oğuz Atay üzerine konuşalım, istersen Dostoyevski üzerine konuşalım. Her şey şüpheyle başlıyor. Şüphe eden adama saygı duyuyoruz. Şüphe eden adama hayran oluyoruz. Çünkü şüpheyle arayış sürüyor. Evimizi bulmuş olmadığımızı görüyoruz. Hani amaç metaforik anlamda kullanıyorum. Bir ev bulmaksa meselenin bu olmadığını, şüphe eden insanın cesur olduğunu görüyoruz. Çünkü şüphe etmek aynı zamanda aramaktır. Ya da bize böyle geliyor, ilginç geliyor. Kesin doğruları olan insanlardan uzak duruyoruz. Ama inandıklarından, inandım dediklerinden şüphe ediyorsa insanlaşıyor gibi geliyor bize. Oğuz Atay da böyle bir adamdır. Dikkat edin, Tanpınar da böyle bir adamdır mesela. 19. yüzyılda Dostoyevski de böyle bir adamdır örneğin. Dostoyevski'nin romanlarında kahramanın bir adım sonra ne yapacağını bilemezsiniz ya da nasıl düşüneceğini bilemezsiniz. Müthiş bir diyalog ve sorgulama. Bütün bireyler kendini sorgular ve her an değiştirirler düşünceler. Bu ironize etmenin yol açacağı sonuç bireyin zihninde, asıl cesaret oradadır zaten. Bir zeminsizlik ayaklarını basabileceği sağlam bir kültürel zemini ortadan kaldırmaya, ortadan kalkışına yol açmasıdır. Ben aynı sorunu Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde de görmüştüm. Ki orada da var. Yani orada da ironize ettiğinizde karşılaşacağınız durum zeminsizlik durumudur. Eğer bu zeminsizlik kavramının içini değerler dünyası olarak doldurmanız gerekir. Yani sizin nerede neye inanacağınız, inanırken hangi ölçüleri kullanacağınız, gündelik hayatı hangi prensipler çerçevesinde yaşayacağınız sizin zemininizdir. Bu size öğretilmiştir bir cemiyetin içinde yaşıyor olmak. Birçoğunu sınamışsınızdır, birçoğu da sınanmamıştır. Yani süper ego dediğimiz o toplumsal kültürün size dayattıkları ve sizin de efendim iman ettiğiniz şeylerdir. Ama eğer bunları ironize edebiliyorsanız bu sefer boşluktasınız demektir. İşte cesaret burada ortaya çıkar. Bunun tabii felsefi tarafı bir süre sonra anlamın ortadan kaybolmasıdır. Anlamsızlık ortaya çıkar çünkü. Hem bireysel hayatınızda hem de size sunulan toplumsal değerler konusunda anlamsızlık ortaya çıkar. Zemin yoksa boşluk vardır. Boşluk varsa anlamsızlık vardır. Ve bütün bir dünya, bütün bir gerçeklik bu durumda sadece dilden ibaret hale gelir. Nitekim Oğuz Atay'da dilin kendisi, gerçeklikle dil ilişkisi çok önemli bir yer tutar hakikaten. Dille oynaması da bundandır Atay'ın. Dille oynar.